Merhabalar, 55. bölümü çekiyoruz. Return Optionals, akıllıca. Optionları akıllıca döndürün diye bir konu başlığımız var. Videoyu bu arada 20. çekişim falan olmuştur öksürmekten. Neyse. Optional nedir? Önce bundan bir başlayalım. Kitap bundan bahsetmemiş, bize anlatalım. Optional, amacı null pointer exception'ları en aza indirgemek, null kontrolü yapılmasına gerek bırakmamak, yazılım ve okunabilirliği artırmak gibi amaçları var. Bunu anlatmak için bir tane insan sınıfı oluşturdum. Name ve yaş var. Bunun getter'ları, setter'ları, aynı zamanda da toString metodu var. Çok önemsiz bir sınıf. Burada da bir insan diye bir nesnesini oluşturdum. Furkan ve 24'ü setledim. İnsan dolu diye bir listem var. Bu yukarıdaki oluşturduğum insanı da bunun içine attım. Çok hani burada anlatılacak bir şey yok. Şurada da null bir insan sıfır listem var. Şimdi optional deyince aklımıza 3 tane şey gelecek. Boş nesne, null değer almayan nesne, null değeri de kabul eden nesne. Bu boş nesne biliyorsunuz önemli bir yere sahip şeylerde. Geçen dersi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü siz bir şey döndüremediğiniz vakitte ya null döndüreceksiniz ya da exception attıracaksınız. Bu temel kural. Şuraya bir yere yazmış olmam lazım. Kitabın kendi notu. Exception fırlatmak. Pahalı bir şey olduğunu söylüyor kitap bunun, yani yorucu bir şey çünkü tüm stack trace izi gidecek diyor, yani basılacak diyor, bundan dolayı pahalı, expensive diyor. Onun dışında da null döndürmenin zararlarını geçen derste bahsettik çünkü bir metotla null döndürürseniz durmadan null kontrolleriyle kodunuz dolacaktır. Optional'ın burada bize sağladığı fayda, mesela empty diye bir metodu var. Ben burada direkt empty diye çağırıyorum. Çünkü static import kullandım optional için burada. Empty'ye gittiğimde bakıyorum. Bir tane boş optional yaratıyor bana. Bakın, statik olarak oluşturulmuş. Hem heap'imi de şişirmiyor. Var zaten, direkt kullanıyor. Of metodu optional'ın null değer kabul etmiyor. Bakın, require none null değer. Null bir şey atamaya çalıştığınızda null pointer exception atıyor. Of nullable'da null değer kabul edebiliyor. Eğer nullsa, bakın value eşit eşit nullsa, boş bir optional döndür, değilse içine alınan değerden bir şey üret diyor. Şimdi bunları ben elimle de yapabilirim aslında. If null değilse bunu üret, boş bir şey üret falan diye, ama sizin yerinize yapılmışı var ve ayrıyeten size belirli metotlar da sunuyor. Is present, or else get gibi bir ton metodu var optional'ların. Bunları da ekstra kullanabiliyorsunuz lambdalar içinde ve herhangi bir yerde. Mesela is present null kontrolü. Boş ise false, dolu ise true değerini döndürüyor gibi. Şunların örneklerini az sonra göreceğiz. Şimdi ben şunu bir kapatıyorum. Çünkü null pointer exception atar bunu kapatmazsam. İnsan sıfır diye oluşturduğum şey burada null. Deneyebilirsiniz ama null pointer exception atacak. Burada bizim için önemlisi şu. İnsan 3 üstünden gideceğiz. Bu insan 3 diye bir optional oluşturdum. İçerisinde de şu yukarıdaki insan dolu listesini verdim. İçinde de Furkan ve 24 var. Ben bunun bir şeyine ulaşmak istediğim zaman şuraya boşluk koyalım. İsim insan 3 nokta get diyorum. Bakın tekrar get 0 ilk elemanını al ve ismi döndür diyorum. Bu artık şeydeki metot. Şu insandaki get metodu. Bakın ne diyorum. Burası Furkan diye bastırdı. Ulaşmaları da bu şekilde çok kolayca ulaşabiliyorsunuz içerisine. Mesela insan 3 bir filter lambda çalıştırıyorum. İsim, yani ad olan isim. Ad nokta get sıfır isim. Eğer Ali ise döndür. Bu null değilse bunu yazdır diyorum, bakın. Yani çok, eğer nullsa yazdırma gibisinden bir şeyi var burada. Ve tabi burada Ali olmadığı için yazdırmadı. Tekrar buraya ben Furkan yazdırıyorum. Yukarıda Furkan diye tanımlamıştık. Bakın bunun toString'ini ne yaptı? Yazdırdı bu sınıfı. Tek satırda null kontrolleri yapabiliyorsunuz. Onun dışında mesela bir tane null tanımladım burada. Null yaş tanımladım. Yaş eşittir. Null eğer yaş nullsa git diyorum 24'ü döndür. Or else. Mesela bu tarz metotları var. Ekstra kullanabileceğiniz. Ben hepsinin detayına girmeyeceğim ama bunların var olduğunu bilin. Bir de en önemlisi bir metot üstüne anlatacağım onu da. Get username by ID. Burada yine bir insan stream'i döndürüyorum. İşte person get yaşını al. Yaşı bu metodun içerisine aldığı yaşı eşitse ilk değeri döndür. Sonra işte insan sınıfından get name metodunu çağır.
Eğer böyle bir şey olmazsa, bir sıkıntı çıkarsa orası throw exception. Bakın bu da çok güzel bir şey. Kendi exception'ınızı da yaratabilirsiniz. Mesela insan not found exception gibi exception da fırlatabiliyorsunuz. O yüzden optional kullanmanın böyle bu tarz şeyleri var. Kolaylaştırıyor işleri. Şimdi kitabımızın verdiği örneklere bakalım. Bir tane maksimum değeri bulan bir metot yazmış kitap. Bir tanesinde direkt şeyle yazmış. Normal eski yöntemlerden yazmış. Bir tane C değeri alıyor. Bu arada şu gösterimi metot şey derslerinde işledik. Jenerik derslerde, wildcard derslerinde şunların tanımını işledik. Şu size yabancı geliyorsa bu metot aşağı koyacağım. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Bir element tipi var comparable'dan. Extend ediyor ve onu döndüreceğim en sonunda da. Burada ilk C yani aldığım parametre boş mu değil mi kontrolü yapıyorum. Boşsa illegal argument exception fırlatıyorum. Ama burada optional kullansaydık direkt boş bir optional döndürecektik. Exception fırlatmak yerine boş bir nesne döndürmek çok daha faydalı, performanslı ve güzel. Burada o yüzden optional kullandığımızda direkt optional empty'yi kullanabiliyoruz. Ya da onun yerine optional da kullanmasaydık ne bileyim yukarıda şurada statik bir boş bir liste tanımlayıp burada onu döndürecektim mesela. Onun dışında kitabın son örneğine de değineyim. Burada kitap ekstra işte şeyden de bahsetmiş. Yine biz lambda fonksiyonları da işledik. Onların da en önemlileri terminal operasyonları vardı biliyorsunuz. Ara operasyon, intermediate ve terminal sonlandırıcı operasyonlar. Burada da hep optional kullanıldığından bahsediyor. Bakın mesela gittim. Bu bir string döndürüyor. Natural order. Hangi sınıf? Comparator'dan geliyor. Ha, bakın. Direkt bu max metodu buradaki optional döndürüyor. Yani streamlerin de çoğunluğu optional'ı kullanıyor. Yani terminal metotları. Terminal ve intermediate neyse onu da eski dersleri izlemenizi tavsiye ediyorum ne olduğunu bilmiyorsanız. Bu tarz örnekleri var. O yüzden optional'ı kullanmak da bu tarz durumlarda önemli yer şey yapıyor. Şuradaki ihtiyacınıza bakın. Null pointer exception'ları en aza indirgemek, null kontrolü yapılmasına gerek kalmayan gibi yerleriniz olursa optional kullanabilirsiniz. Tüm kullanımı buradan ibaret yani. Başka da aslında anlatılacak bir şey yok. Keyifli seyirler.